Bu örnekte 4 metreküplük bir kabımız var. Diyelim ki bu bir tür balon olsun. Bu kap tek bir tür gaz yerine 3 farklı tür gaz molekülü ile dolu. İçine biraz oksijen, biraz hidrojen, biraz daha azot molekülleri var. Problem bize diyor ki toplam gaz kütlemiz 2,1 kilogram ve bunun %30,48'i oksijen. 2, 86'sı hidrojen ve %66,67'si azot moleküllerinden oluşuyor. Sistem normal şartlar altında yani 0 santigrat derecede, onun da 273 Kelvin'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bizden kaptaki toplam basıncı bulmamız isteniyor. Yani kabın iç yüzeyine ne kadarlık bir basınç uygulanıyor onu bulacağız. Sonra da bu yeni bir kavram, bu gazların her birinin kısmi basıncını hesaplayacağız. Yani bu gazların her biri toplam basınca ne kadar katkı sağlıyor ona ulaşmaya çalışacağız. Düşünelim. Bu bir kap ve içinde 3 farklı tür gaz var. Basıncın bir kısmı mavi gazdan gelecek. Mavi gaz oksijen olsun. Basıncın bir kısmı oksijenin çeperi itmesinden kaynaklanıyor. Bir kısmı hidrojenin çepere uyguladığı basınçtan geliyor. Diyelim ki hidrojen bu sarı gaz ve basıncın bir kısmı da azotun çeperlere çarpmasından ileri geliyor. Turuncu gazda azot oldu. Mesela azotun kısmi basıncı dediğimizde sadece turuncu parçacıkların çepere çarpmasından kaynaklanan basıncı anlatmış oluyoruz. Bakalım işin içinden çıkabilecek miyiz? İlk olarak toplam basıncı bulmamız lazım. Bunun içinde toplamda kaç mol molekülümüz var ona bakacağız. Toplam mol sayısını bulmak için aklıma gelen en kolay yöntem her bir molekülün mol sayısını alıp toplamak. Kapta 2,1 kilogram gaz var. Bunu yazayım. Şu an kapta kaç mol azot olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Azotun rengiyle yazsam daha iyi olacak. Azotun mol sayısı, evet bu, 2,1 kilogramın yani 2100 gramın %66,67'sinin azot olduğunu biliyoruz. Gram cinsinden devam edelim. Çünkü moleküler kütle söz konusu olduğunda her zaman gram kullanılır. Ha şart mı? Değil. Ama gram kullanınca atomik kütle birimini gündelik hayatta kullandığımız birimlere dönüştürmek çok daha kolay hale geliyor. Evet, bu 2100 gramın 2 bölü 3'ü. Demek ki kapta 1400 gram N2 varmış. Peki, azot molekülünün moler kütlesi nedir? Azotun atom kütlesinin 14 olduğunu biliyoruz. Ve bu molekülde 2 azot atomu var. O halde bu molekülün moleküler kütlesi 28'dir. Yani bu moleküllerden her biri 28 moleküler kütle birimi kadar kütleye sahip. Başka bir deyişle 1 mol N2'nin yani azotun kütlesi 28 gram. 1 mol N2 28 grammış. Oysa bizde 1400 gram azot var. Buna gram bölü mol demek lazım. Birimlere dikkat ediyoruz. 1400 gramı 28 gram bölü mole bölersek toplam mol sayısına ulaşmış oluruz. Bakalım 1400 bölü 28 kaç ediyormuş? 1400 bölü 28 eşittir 50. Ne de güzel bir sayı çıktı demek ki kapta 50 mol N2 varmış. Buraya da yazayım 50 mol. Peki şimdi de oksijene bakalım. Aynı süreci tekrarlıyoruz. 2100 gramın %30 kadarı oksijenmiş. Oksijeni de buraya yazıyorum O2. Bu arada unutmayın burada verdiğim yüzdeler kütlece yüzdeler yani mol yüzdeleri değil. Molleri bizim bulmamız gerekiyor. Evet 2100 gramın %30,48'i eşittir. Bakalım. 0,3048 çarpı 2100 eşittir. Yaklaşık 640 ediyor. Azıcık yuvarlıyoruz. Eşittir 640 gram. Peki. 1 mol oksijen gaz molekülünün kütlesi nedir? 1 mol oksijen atomunun atom kütlesi 16. Bunu periyodik tabloda bulabilirsiniz ama zaten ezbere biliyor olsanız gerek. O halde bu molekülün moleküler kütlesi 32'ymiş. Demek ki 1 mol O2 32 gram ediyormuş. Ama elimizde 640 gram var. Öyleyse kaç mol O2'miz oluyor? 640 bölü 32 eşittir 20. 20 mol oksijen gazımız varmış. Şöyle yazayım 20 mol. Evet sıra geldi hidrojene. Toplam kütlenin 2,86'sı hidrojenmiş. Hesaplayalım. 2100 gram çarpı. Unutmayın her şey gram cinsinden. Çünkü şurada minicik bir birim değişikliği yaptık. 2100 gram çarpı yüzde 2,86. Yani 0,0286 eşittir. Yaklaşık olarak 60 gram. Yani 2100 gramın yüzde 2,86'sını oluşturan hidrojen 60 gram çekiyormuş. Bir adet H2 molekülünün molar kütlesi nedir? Tek bir hidrojen atomunun atom kütlesi 1'dir. Bunu biliyoruz. Çoğu zaman nötronu yoktur. O halde bunun atomik kütlesi veya molar kütlesi 2 gram olur. 1 mol H2 2 gram. 1 mol 2 grammış ama kapta 60 gram var. Bu kadarı da hesaplarız artık. Hesap makinesine ihtiyacımız yok. 60 bölü 2 eşittir 30 mol. 30 mol. Şimdi burada ilginç bir durum var. Hidrojen kaptaki toplam gaz kütlesinin küçük bir yüzdesini oluşturuyor olsa da parçacık sayısı açısından, molekül sayısı açısından kaptaki hidrojen oksijenden daha fazla. Çünkü hidrojen gazı molekülünün atom kütlesi 2 iken oksijen gazı molekülünün atom kütlesi 32 atomik kütle birimi. Çünkü iki oksijen atomundan oluşuyor. Yani kapta hidrojenden gelen parçacıkların sayısı oksijenden gelenlerden fazla. Ve söz konusu basınç ve kısmi basınç olduğunda önemli olan parçacık sayısıdır. Kütle değil. Şimdi ilk olarak kaptaki gazların toplam mol sayısına bakalım. Kabın içinde kaç tane parçacık dolaşıyor onu bulalım. 20 mol oksijen, 30 mol hidrojen, 50 mol de azot gazı toplayalım. Toplamda 100 mol gazımız varmış. Yani ilk önce toplam basıncı hesaplamak istersek bu 100 mol'ü alıp şurayı bir sileyim. Çünkü problemin kendisini silmek istemiyorum. Şöylece sildim. Evet hazırım. 100 mol gazımız varmış. Yazalım. PV eşittir NRT. Denklemden P'yi çekmeye çalışıyoruz. P çarpı 4 metreküp eşittir N çarpı. N ne, neydi? Mol sayısıydı. Mol sayımız 100. Eşittir 100 mol çarpı R. Şimdilik R'yi boş bırakıyorum. Çünkü önce hangi R'yi kullanacağımıza karar vermemiz lazım. Çarpı sıcaklık. Unutmayın. Sıcaklık Kelvin cinsinden olmak zorunda. 0 santigrat derece verilmiş. Yani 273 Kelvin. Şimdi hangi R'yi kullanacağız? Ben R'lerimi hep böyle aşağıya not ederim. Dikkat edin. Metreküple işlem yapıyoruz. Litreyle değil. Demek ki bu R'yi kullanacakmışız. 8,3145 metreküp Pascal bölü mol Kelvin yazalım. 8,3145 ve birimi de cık, sığmayacak ki bunu da silmem lazım. Hoppa sarıyla değil tabi. Bunun birimi metreküp pascal bölü mol kelvin. Sıcaklığımızda 273 kelvindi. Şimdi bir boyut analizi yapalım ki doğru yolda mıyız görelim. Bu metreküpler birbirini götürür. Denklemin her iki tarafını metreküpe böldük. Bu moller birbirini götürür çünkü biri payda biri payda da Payda kelvin, payda da kelvin bunlar da gitti. Geriye bir tek Pascal kaldı. Bu da iyi bir şey çünkü Pascal bir basınç birimi. Denklemin her iki tarafını dörde bölersek P eşittir yüzde dörde bölelim 25 çarpı 8,3145 çarpı 273. Geriye kalan tek birimimiz de Pascal'dı. Pascal. Gayet memnunuz çünkü kendisi bir basınç birimi. Şimdi işlemleri yapalım. 25 çarpı 8,3145 çarpı 273 eşittir 56.746 Pascal. 56.746 Pascal. Çok çılgın bir sayı gibi görünebilir ama unutmayın ki Pascal aslında çok küçük bir basınç birimi. Aslına bakarsanız 101.325 Pascal bir atmosfere eşit. Yani bunun kaç atmosfere eşit olduğunu bulmak için o 100.000'li sayıya böleceğiz. Umarım yanılmıyorumdur. Tablodan bakayım. Evet, 101.325. İstersek bunu kilopascal cinsinden de yazabiliriz. 56,746 kilopascal eder. Hatta istersek bunu atmosfere çeviririz. 56.746 bölü 101.325 eşittir 0,56 atmosfer. Bu tüm gazların uyguladığı toplam basınç. Nerede? Ha evet şekli silmiştim. Bu toplam basınç yani. Ama biz kısmi basıncı merak ediyoruz. Bu arada bu değerlerin hepsi doğru. Sadece birimleri farklı. Evet. Mesela sadece oksijenin uyguladığı kısmi basınç ne kadar? Yine mol sayısına bakıyoruz. Çünkü şu an kütle bizi hiç ilgilendirmiyor. Tabii bu arada bunların ideal gazlar olduğunu varsayıyoruz. Sadece kaç parçacık olduğu ile ilgileniyoruz. Çünkü ne diyoruz? Hatırlayalım basınç çarpı hacim, parçacık sayısı çarpı sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bu arada sıcaklık hepsinde aynı. O halde önemli olan parçacık sayısı. Oksijen toplam parçacık sayısının %20'sini oluşturuyor. 20 bölü 100. O zaman oksijenin kısmi basıncı, bunu basınç O2 şeklinde yazayım. Oksijenin kısmi basıncı toplam basıncının %20'si olur. %20 çarpı 56,746 kilopaskal. Bu birimi kullanmayı tercih ettim. Atmosfer cinsinden hesaplamak isteseydim, 0,56 atmosferle çarpacaktım. Bu durumda oksijenin kısmi basıncı, 0,56 burada zaten yazılıymış, çarpı 0,2 eşittir 0,112 atmosfer. Yazalım, eşittir 0,112 atmosfer. Bu toplam basıncın %20'si yani. 120'ye nereden ulaşmıştık? Çünkü balonumuzda toplam 100 mol molekül vardı ve bunun 20 molü oksijen moleküllerinden oluşuyordu. O yüzden %20'si oksijendir dedik. Demek ki basıncın %20'si oksijenden geliyordu. İşte oksijenin kısmi basıncı bu kadar atmosfermiş. 56 binin %20'sini alacak olursak da 0,2 çarpı 56 yaklaşık olarak 11,2-11,3 kilopaskal ediyor. Bu arada tek yaptığım bu sayılardan herhangi birini alıp %20 ile çarpmak. Yani farklı sonuçlar buluyor değilim, sadece birimleri farklı. Yine aynı işlem. Azotun kısmi basıncı ne? Kütlenin 3/2'si azot'tan oluşsa da toplam parçacıkların sadece %50'si azot molekülü olmalı. Dolayısıyla toplam basıncın %50'si azot'tan kaynaklanıyor. Unutmayın, her şeyi mol cinsinden yapıyoruz. Çünkü sadece parçacık sayısı ile ilgileniyoruz. Evet, azotun kısmi basıncı buradaki değerlerin %50'si eşittir 28 bin. Yaklaşık olarak 28 bin. Veya hesaplayalım 28 bin 373 Pascal. Yaklaşık bir değer bu. Veya bunun yarısını alacak olursak yaklaşık 28,4 kilo Pascal. Ya da yine yaklaşık olarak 0,28 atmosfer. Ve son olarak hidrojenin kısmi basıncını bulmak istersek başka renkle yazayım. Hidrojen moleküllerinden gelen kısmi basınç yani hidrojen moleküllerinin kısmi basıncı. Hidrojen kütlenin çok küçük bir kısmını oluştursa da toplam moleküllerin %30'unu temsil ediyor. Çeperlere çarpıp basınç uygulayan şey aslında moleküller. Kütle o kadar da umrumuzda değil. Yani moleküllerin %30'u. Hatırlayalım. Kinetik enerjiden bahsederken şöyle demiştik. Küçük bir cisim büyük bir cisimle aynı kinetik enerjiye sahipse ondan daha hızlı hareket ediyor demektir. Ve sıcaklık ortalama kinetik enerji demekti. Yani burada hidrojen azot ve oksijenden daha hızlı hareket ediyor olabilir. Ama şimdi bu konuya fazla takılmayalım. Hidrojenin kısmi basıncı buradaki sayılardan herhangi birinin yüzde 30'una eşit. İstediğinizi seçin. Hadi atmosfer cinsinden hesaplayalım. Çarpı 0,56 eşittir. 0,3 çarpı 0,56 eşittir. 0,168 atmosfer. Toplam basınçta her bir gazın kısmi basınçlarının toplamına eşit olmak zorunda. Eşittir azotun kısmi basıncı artı oksijenin kısmi basıncı artı hidrojenin kısmi basıncı. Bunu 0,28 atmosfer bulmuştuk. Oksijen 0,112 atmosferdi. Bu da 0. 168 atmosfer çıktı. Bu sayıları toplarsak gerçekten de 0,56 atmosfer ettiğini görürüz. Ki bu da sistemimizdeki toplam basınca eşitti. Her neyse. Bu çok uzun, zaman alan ve dallı budaklı bir problemdi. Ama şunu kavradığımızı sanıyorum. Sistemdeki her gaz toplam basınca mol sayısının toplam mol sayısına oranı nispetinde katkıda bulunur. Umarım <laughs> bu cümle çok kafa karıştırıcı olmamıştır.